Öncelikle teşekkürler. Gerçekten yine bir milli takım dönemiyle baş başayız. Ben çok heyecanlıyım açıkçası bu iki maç için. Tabii ki kamp başladıktan sonra bu heyecanım iyice artacaktır. Çünkü çok fazla kamp yapma şansımız da olmayacak. Direkt maçlarla başlayacağız. Umarım güzel bir kamp dönemi geçiririz. Başta sakatlıksız, sağlıklı bir kamp dönemi geçiririz. Her yaz olduğu gibi milli takım için çok heyecanlıyım tabii ki ben de. Özellikle evimizde oynayacağımız için. Bu maçların bizim için anlamı da çok büyük. Sezon içinde Amerika'dan maçları izleme fırsatım oldu. O yüzden rakipler hakkında biraz fikrim var ama bence burada önemli olan bizim ne yapacağımız. Çünkü gerçekten maçtaki bütün dengeleri değiştirebilecek bir takımız. Çok farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Tabii ki hala genç bir takımız, hala yapılanma aşamasındayız. Bu sistemi oturttuğumuz zaman ben bu yazdan itibaren çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Umarım dediğim gibi çok güzel bir yaz dönemi geçer hepimiz için bu maçlarla beraber. Ankara seyircisi gerçekten güzel, tatlı bir seyirci. Oradaki arena gerçekten çok büyük. Eğer seyircinin desteğini de arkamıza alabilirsek bence orada yenemeyeceğimiz rakip yok. Ki İsveç'te Ukrayna oynayacağımız maçlar çok da keyifli olacaktır kendi seyircimizin önünde. Biliyorsunuz Türk sporcular her zaman kendi taraftarının önünde daha fazla yürekli, daha fazla cesur oynayan takım, daha fazla cesur oynayan ekip. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Umarım seyirciler orada bütünleşerek çok güzel bir atmosfer yaratırız. Hep beraber keyif alırız maçlardan. Alışma süreci benim için ilk iki ay diyebilirim. Ondan sonra oradaki ortama, arkadaşlarıma gerçekten alıştım. Zaten ailem de benimle yanımdaydı bu süreçte. Sadece sakatlık dışında çok fazla kendimi geliştirdim diyebilirim. Sakatlık biraz fazla uzun sürdü. Beklediğimden uzun sürdü. İki ay gibi bir süre için yürüyemedim. Bu beni o dönemde etkiledi ama sakatlıktan döndükten sonra bu açığımı kapattım. Şimdi tekrardan forma girmeye çalışarak bu maçlarla beraber yükselişe geçeceğimi düşünüyorum. Simmons aslında çok genç bir oyuncu olsa da saha içinde çok tecrübeli bir oyuncu gibi oynuyor. İlk sezonda NBA'de oynamadığını düşünürsek de, sakatlıktan dolayı forma giyemediğini düşünsek de bence bu sene inanılmaz olgun bir performans gösterdi. Bu sadece sayı asist anlamında değil, takımı yönlendirme, takımı yönetme konusunda da bence çok başarılıydı. Her ne kadar tam bir point guard olmasa da. Onu zaten sağ içi, sağ dışı karakterinde çok iyi tanıyorum. Gerçekten iyi biri. Çok iyi bir karakter, çok iyi bir arkadaş. Ben gelecekte şu anda getirdiğinden daha fazla ses getireceğini düşünüyorum. Tabii ki büyük isimlerle oynamak benim için de çok güzel bir tecrübe. Umarım ben de önümüzdeki sezondan itibaren oralarda onlarla beraber boy göstereceğim. Ya, tabii ki milli takım maçlarını oynamak bizim için çok ayrı bir duygu. Çok özel bir duygu. Oradaki maçları Amerika'dan takip etmek bile bizi mutsuz etti diyebilirim. Çünkü orada forma giyemedik. Orada olmak istedik, inanın istedik. Ama tabii ki bu yeni kurallar bizi de forma giymemek adına etkiledi. Keşke normal süreç devam etseydi ama verilen kararların ardından bize sporcular olarak sadece uygulamak düşüyor. Şu anda da iki tane maç var önümüzde. Artık kararlar ne değildir onları düşünmeden pek fazla çıkıp orada oynamamız gerekiyor. Dünya Kupası gerçekten çok özel bir duygu. Ben en son 2010 Dünya Kupası'nı izlediğimde çok küçüktüm. Orada işte Hidayet abiler, Kerem abiler forma giydiğinde gerçekten bir taraftar gibi ekran başında izliyordum onların maçını. Dünya Kupası'nın ortamı, atmosferi tabii ki çok farklıdır. Avrupa Şampiyonası'ndan veya bir olimpiyat elemelerinden çok daha farklıdır. Orada olmak benim de hayallerimden biri. Milli takımda başarılar elde etmek, altyapılarda olduğu gibi amil takım seviyesinde de başarıları elde etmek istiyorum. Umarım oralarda da görürüz. Orada yolda yürürken gördüğünüz veya bir Türk restoranına gittiğinizde gördüğünüz bir Türk sizi gerçekten çok güzel etkiliyor. Çünkü etrafınızda pek fazla Türk olmuyor. İşte sezon ortasında Ersan abinin gelmesiyle beraber takımda aynı dili konuştuğum biri oldu. O yüzden bize buradan gönderdikleri mesajlar, verdikleri destekler gerçekten bizi çok güzel etkiliyor. Çünkü orada kendi memleketinizden birinin olması, birilerinin size destek vermesi gerçekten sizi çok güzel yönlendiriyor. Sadece bizi desteklemeye devam etsinler, bize güvenmeye devam etsinler. Biz çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum.